yaptın ya? Uzaklara mı daldıydın? Hayır, dalmadım. Bir şey düşünüyordum. Ne düşünüyorsun? Kavga mı ettiniz yoksa Ayaz'la? Allah Allah ya, Allah korusun, hayır kavga falan etmedik. Ay şimdi tam zamanı da ondan. Sen uzak, o uzak. İnsan şüpheleniyor tabii. Hayır, ben hiç şüphelenmiyorum. Ben Ayaz'a çok güveniyorum. Ben de güveniyorum çocuğum. Güven tabii de benim çevreye güveniyorum. Bu ne ya? Hayır, siz sabahtan beri hepiniz bu cümleyi kurmak için böyle birlik mi yaptınız? İçim şişti ya, sıkıntı bastı vallahi beni. Kız nereye? Hava alacağım. Odamı karıştırma. Öykü. Mete. Senin işin var burada? Ben Burcu'yu alacaktım ama çıkmış galiba. Ha evet, çıktı o ya, sinemaya gidecekmiş. Evet. Sen ne yapıyorsun? Ha ben evde biraz daraldım, böyle bir çıkıp hava alayım dedim. Tamam, beraber yürüyelim mi? Olur. Bak nereye geldik. Hatırladın değil mi burayı? Tabii ki hatırladım Mete. Yıllarımız geçti bu okulda. Hadi gel. Olur. Ya sabahın köründe burada sıraya girerdik ya. Sonra ilk ders, daha kargalar kahvaltı etmemiş. Hoca sana diyor ki tanjan kotanjant. Sen de bir bebeydin o zamanlar. Bebe mi? Hı. Sen Burcu'yla takılırdın hep. Evden okula, okuldan eve. Ay Mete, Allah aşkına. Sen sanki farklı bir şey yapıyordun. Biz okul kurardık kızım. Arif Hoca'yı hatırlıyor musun? Bir gün yine okulu kırmışız. Bu bizi dışarıda yakaladı. Ya o göbeğiyle bir koşuyor, böyle görmen lazım. Dünyanın en komik şeyiydi ya. Lan ne eğleniyormuşuz lisede ya. Yıllar ne çabuk geçmiş. Yalnız Mete, 60 yaşına gelmiş gibi konuşuyorsun. Yani o kadar olmasa da bizim de kendimize göre yaşadığımız bir şeyler var değil mi? Öykü, bana deseler ki Mete hayatını başa sar, bir kare seç, orada dur. Ben neyi seçerdim biliyor musun? Bilmem. Şu an. Başka hiçbir şey değil. Çünkü ben en çok senin yanında mutlu oluyorum. Öykü. Ya Mete gerçekten lütfen. Ya bence bu konulara hiç girmeyelim. Ben seni üzmek istemiyorum. Bir dakika, bir dakika daha bitirmedim. Ben biliyorum ki tren kaçtı. Artık geri dönüş de yok. Sen Ayaz'la bir yol çizin kendine. Bu saatten sonra da bana düşen tek bir şey var. O da size mutluluklar dilemek. Sağ ol.
Ha, pişman mıyım? Evet, pişmanım. Ama oraya kadar. Söylediğim gibi, benim için en önemli şey senin mutluluğun. Eğer sen Ayaz'la mutlu olacağım diyorsan, eyvallah. Bir sözüm yok. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Hı hı. Ben çok büyük dersler aldım Öykü. Artık kendimi daha iyi tanıyorum galiba. Emin ol, bu mesele benim için artık tamamen kapandı. Hem gör bak, sizin düğününüzde en çok kim eğlenip alkışlayacak? Hı? İlker'i bile geçecek. Kalkalım mı artık? Geç oldu hadi. Tamam, hadi. Vallahi özlemişim mahalleyi ya. Çok iyi geldin. Evet. Geldik. Görüşürüz sonra. Tamam, sonra görüşürüz. Ayaz. Ne yapıyorsun lan sen yine burada? Ne yapıyorsun, ne işin var yine? Ayaz dur ya, yanlış anladın. Nereden geliyorsunuz siz? Ayaz, zannettiğin gibi bir şey yok. Ya biraz dolaştık o kadar. Mete bize mutluluklar diliyormuş. Mutluluklar mı diliyor? Ya Ayaz, anlamadan dinlemeden sinirlenmesene. Mete'nin kötü bir niyeti yok. Ben evde çok sıkılınca öyle biraz hava almaya çıktım. O sırada Mete ile karşılaştık. Yani öyle biraz hava aldık o kadar. Öykü, olur problem değil. Yani ben de olsam aynı tepkiyi verirdim. Neyse, görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok ayıp oldu çocuğa. Ayaz, neden anlamıyorsun? Ya Mete çok değişmiş. Bana bütün gece ne kadar pişman olduğunu, ne kadar üzüldüğünü anlattı. Bizim mutlu olmamızı istiyor. Ve üzgünüm Ayaz, ben artık inanıyorum Mete'ye. Ya ne bileyim, ben de sizi böyle görünce bir an... Bir de onca şey yaşadık. Ya tamam, neyse. Özür dilerim. Benden değil hayatım, Mete'den özür dilemen lazım. Tamam, tamam. Dileyeceğim yarın. Sen niye gelmiştin buraya? Seni özledim. Ben de seni çok özledim. Ayaz, biz ne yapacağız böyle? Gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.